Bu animemize güçle kafayı bozan hatta o kadar ki ben nükleer bomba yersem ölürüm. Bu kazandığım deneyim de boşa gider. O yüzden gelmeyin İsekay otobüsüne kafa atmam lazım diyen bir kardeşimizi izliyoruz da. Oğlum nükleer bomba yiyince de öl bir zahmet. Ayrıca bir insan sana niye nükleer bomba atmak istesin? Derdi ne o adamın? Ya bu nasıl bir güç arzusu? O yüzden hemen bu konuda Profesör Doktor Las bağlanıyoruz. Evet Las sizdeyiz. Teşekkür ederim Lazcığım. Öncelikle bu konu hakkında bir iki kelam etmek istiyorum. Konumuz güç bağımlılığı. Bu gibi varlıklar güçlenmek konusunda kafayı o kadar bozuyorlar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Hakeza bu animemizde bu varlığın en son evresini görüyoruz. Sırf daha çok güçlenme niyetiyle o gelmeyen isekaya otobüsüne kafa atıyor adam ya. Güçlenme kötü bir şey değildir. Ama işin suyunu da çıkarmamak lazım. Batman değilsin ki amona koy. Bokunu da çıkarmayın. Ayrıca bu olayda lütfen evde denemeyin. Sonra etrafta saçma Saçma haberler çıkıyor. Götlerinden element uyduruyorlar. Ben başta uyarımı yapayım da sonra uyarı yapılmadı demeyin. Bilgi için teşekkürler. Aa, ne demek efendim? Görevimiz? Tekrardan teşekkürler profesörler. Rica ederim efendim. Şimdi eleştirimiz. <laughs> ben harbi kafayı yedim ya. Ulan tek başıma. Odada ne yapıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse aman boşver. Biz konumuza geri dönelim. Bu kardeşimiz baktı ki ben ne kadar güçlenirsem güçleneyim. Kafaya tek kurşuna öleceğim. O zaman İsekaya otobüsüne göğüs kontrolle bir kafa atayım da kendimize geliriz diyerek bambaşka dünyaya yelken açıyor. Tabii memur gibi akşam 8 sabahı suikastlık yapan bu kardeşimiz haydutları temizlerken bir tane böyle değişik bir şey buluyor. Normal bir insan ne yapar? Böyle bir şeyi gördüğünde görmezden gelir. Hadi bak görmezden gelmedin. Hadi bak lanet size kaldırdın. Peki içinden ne çıkar? Böyle bir hatunun çıkmayacağından adım kadar eminim. Bana sakın abi ne var böyle bir hatun çıkarmakta? Ben de çıkarırım demeyin. Söyleyin kaçınız sürpriz yumurtadan iyi bir şey çıkarabildi? Ha? oranınız kaç? Ya, sonra sen gel bana o yaratıktan böyle bir şey çıkarabileceğini savun. Hayır, bu adamın öyle bir şansı var ki. Adam bu bulduğu değişik şeylerin hepsinden güzel hatun çıkarıyor. Bakın adamın şansını şu an şurada arttırıyorum. Adam götünden anlık bir tane hikaye uyduruyor. Ulan o da doğru çıkıyor. Bu nasıl bir tutturma? Ya bunun sallamayla alakası yok. Sallama dediğim şey nedir? Girersin şıklı matematik sınavına, sallarsın 20 tane soruyu, 5'i bilemedin 7'si tutar. Ama hepsi tutarsa sen zaten bunu biliyorsun demektir. Sadece bundan senin haberin yok. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse yıllar geçiyor. Kızlarımızın biri ticarete, biri davayı geliştirmeye, biri yazarlığa, biri de leylalık yapmaya ayrılıyor. Bizim çocuk da büyü okuluna yazılıyor. Şimdi bilin bakalım bizim bu çocuk bu büyü okuluna nasıl takılıyor? Hadi tahmin edin. Neymiş? Beyefendi mob olarak takılmak istiyormuş. Bir de bunun için kafasına yapılacaklar listesi yapmış. Yav kardeşim sizdeki bu mob takıntısı nedir? Ya neden böyle bir şey yapma gereksinimi duyuyorsunuz? Hadi bak yapacaksınız diyelim. Bari olayınıza sadık kalın. Neden mi böyle söylüyorum? Bakın bir tane prenses bizim çocukla sevgili oluyor. Hayda. Hani bu çocuk mob olmak istiyordu? Koskoca prenses mob olmak isteyen birisiyle çıkıyor. Bir de bizim çocuk para için kendini satabilecek birisi. Şimdi elimizde bir tane prensesimiz var. Bir tane de mob olmak isteyen ve aynı zamanda parayı seven birisi de var. He. Wow. Şimdi prensesle bizim çocuk arasında para muhabbeti olsa sonra bu para olayı dönerken Araya da prensesle alakalı bir iki bir şey sıkıştırsalar. Sonunda da kızımız bu olaylardan dolayı bizim çocuğa aşık olsa. Vay anasını satayım. Ne senaryo ama. Böyle senaryodan özgünlükler fışkırıyor. Ya ben daha önce böyle bir senaryo görmedim. Durun tahmin edeyim devamında kesin bizim çocuk prensesi reddedecek. Tabii reddetmesi lazım. Adam neden binlerce elften oluşan ki bu elflerin hepsi kız ve güzel? Her neyse binlerce ona tabi olan güzel elflerden oluşan haremini sırf kıçı kırık birkaç prensesi içime bıraksın. Lütfen kim olsa reddeder. Tabii bizim çocuğun reddetmesinin sebebi bu değil ama en azından ben sinirlenmemek için böyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şu an şu çocuğun ne düşündüğü zerre umurumda değil. Peki şimdi ikinci soruma geliyorum. Siz daha önce hiç... Yanlışlıkla kız tavlayanı duydunuz veya gördünüz mü? Burada adam sırf kendini mob olarak tatmin edecek diye saçma hareketler yaparken bu süre zarfında iki tane kız tavlıyor. Ulan millet uğraşıp bir tanesini yapamazken bu adam ise ya neyse aman boş ver bir şekilde yapıyor boş geç. Şimdi alemimize dönersek, öğreniyoruz ki bir tane tarikat şeytani güçleri kullanarak güçlenmeyi amaçlıyor. İşte bizimkiler de bu tarikatı durdurmayı planlıyorlar. Bundan dolayı alemimizin devamında bu tarikat bir tane antik eserin kayıp parçasını bulabilmek için okula saldırıyor. Bizimkiler de bunu öğrenip onları geri püskürtüyor da... Acıyorum, acıyorum şu kıza çok acıyorum ya. Yazık. Kendi kendine yanlış kişilere öfkelenip gaza geliyor. Sıradaki olayımız da animemizde bir tane turnuva oluyor. Bu turnuvada dövüşecek kişiye göre rakip belirleniyor. Tabi bizim çocuk arkadaşlarından dolayı göt altına atılınca ikinci formuyla arenaya gelerek milletin kafasını karıştırıyor. Üstüne üstlük adam felaketin cadısıyla dövüşüyor. Ama dövüş demeye bin şahit lazım. Bunlar dövüşüyorlar mı birbirlerine yavşıyorlar mı belli değil. O değdi de, ulan adamın karşısına çıkan her kız mı güzel olur ya. Oğlum bu nasıl bir bahseviyesi. Neyse güzel bir görsel şölenin ardından açılan kapıdan giren abimiz tarikatın üst seviyeli birisiyle tekrardan savaşıyor. Onu da güzel bir şekilde katlettikten sonra burada şunları öğreniyoruz. Diablo denilen bir iblisin tohumlarını kaçırdıkları yetimlere veriyorlarmış. Zaten bizim çocuğun kurtardıklarının en başta o halde olmasının sebebi de buymuş. Ya bu tohumdan dolayı bu hale gelmişler. Buradan şunu soruyorum. Ey tarikat kaçırdığın yetimlerin hepsi mi kız? Ulan şu adamın ekibi tarikatın deney farelerinden oluşuyor. Adamın ekibi full kız. Ya otomatik olarak insan bu tarikat sadece kızlarımı kaçırmış diye düşünüyor. Aynı zamanda bu tarikat hakkında meğersem bu dallamadan 11 tane daha var olduğunu öğreniyoruz. Neyse son fightte bir kez daha ortalığı patlatan abimiz Diablos'un koluyla konuştuktan sonra şu ablamızın olayına geliyoruz. Şimdi videonun başından sonuna kadar hep sövdüm, saydım, yok o kötü dedim, yok bu kötü dedim, yok çocuğun bahtını bilmem ne yapayım dedim. Ama tatlıyı sizin için en sona bıraktım. Bu ablamızın olayların olduğu bölümlerde bir insana bu kadar mı iyi tatminlik duygusu yaşatılabilir? Bakın bizim çocuk yüzünü değiştirip turnuvaya katılıyor. Gelen buna bak dayak yiyeceksin vazgeç deyip kendileri dayak yiyerek geri gidiyor. Sonra bir başkası geliyor yine aynı hatları tekrarlıyor. Üstüne üstlük bir de artistlik yapıyor. Sonra o da dayak manyağı olup geri gidiyor. Ama bu dövüşler arasında benim için iki tanesi var ki onların yeri gönlümde ayrı. Oğlum bak şu kızın dayak yemesi bir insana bu kadar mı zevk verir la? İşte animenin başından sonuna kadar. Yok keserim, yok biçerim, yok en iyisi benim, yok benden güçlüsü mezarda deyip böyle insanları küçümsedikten sonra kaybediyor ya. Ya şu küçük işte bakar mısınız? Savaşta kendince bir şeycikler yapmaya çalışıyor. Şu tipindeki o kazanacağını sanıp ama sonrasından düşmanın gücünü görünce kaybedeceğini anlayıp kendi güçsüzlüğünden dolayı düştü. O çaresizliğe bakar mısınız? Sanat eseri resmen. Ama ama şu dövüşte aldığım tatminlik duygusu bir sonraki dövüşü izleyince kayboluyor. Çünkü ondan sonraki dövüşte bu tatminlik duygusunu öyle bir seviyeye çıkarıyorlar ki şu iki kendi bilmişi keserken ki o tipleri, o çaresizlikleri, o umutsuzlukları, o bize verdiği tatminlik duygusu öncekilerini unutturuyor. Hele en son sahnede böyle tam bunların içinden geçerken, hayatları için çaresizce etrafa bakarken, şu ana kadar hayata dair hiçbir şey yapamadıklarının farkına varmışken, aslında kendilerinin küçücük bir mikroorganizma olduklarının farkına varırken, bizim çocuk bunları öldüreceği esnada şaka yaptım ki öldürmeyeceğim diye taşşak geçmesi işte epik olan sahne burası. Oğlum dur bir dakika lan anlatırken bile kendimden geçtim. İçimdeki o acımasız kişilik bir anda gün yüzüne çıktı. Neyse biz bu konuyu en iyisi mi hızlı geçelim. Yani sonuç olarak şu kızın iki defa içinden geçinilmesi ona öyle güzel psikolojik travma yaşattı ki bunu nasıl atlatacağını zerre merak etmiyorum. Bence öyle kalmalı. El aleme ibret olsun. Eleştiriyi bitirmeden önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Buradan o seslendirmen abiye teşekkür etmek lazım. Tamam gücünü İngilizce söylerken cringe olduğu doğrudur ki oralar bence de birazcık cringe. Ama onun haricindeki o sesler, o ses sonu, o duyguyu yansı. O duyguyu insanlara geçirmesini gayet güzel yapmış. Buradan bu abi tebrik ediyor. Ağzına sağlık diyorum. Bizim bu animeye puanımız 10 üzerinden 9. Öncelikle kötü olduğu meseleye gelirsek. Ana karakter çok takıntılı birisi. Burada bahsettiğimiz mevzu gücüyle alakalı değil. Normal yaşamla alakalı. Gereğinden fazla bir şekilde mob olmaya kafaya takmış birisi. Bir yaşadığı olaylara falan bakıyorum ve diyorum ki ya sen mob olamazsın. Ama bu çocuk bunu sürdürmeye devam ediyor. Zaten şu vizyona sahip animelerin patladığı mevzuda tam olarak burası. Uygulamaya yeteri kadar iyi geçiremiyorlar. Ya karakteri mob yapmayın ya da yapacaksanız yaşayacağı olaylar ona göre olsun. Ama şimdi bu da şey gibi gözükmesin. E bu karakterin başına hiç mi über bir olay gelmesin? Ya gelmesin demiyorum. Tabii ki de gelsin. Hemen bu mobluktan vazgeçmesin mesela buradaki gibi. Ya çünkü o olayı yaşadıktan sonra mob kalamaz. İmkanı yok. Yani umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Şimdi iyi şeylere geldiğimizde hikayesi yani bence öyle amşan bir hikayesi de yok. Etkileyiciliği, derinliği yok animenin. Ama anime sırf böyle diye de hikaye anlatımında es geçmemiş anime hikayesini yerli yerinde değeri kadar anlatıyor. Öyle hikayesini de sahipsiz bırakmamış. Komedisi de yerinde güzel, gayet iyi. Şimdi karakterlerin gelişim mevzusuna gelirsek ana karakter ve onun müritlerinin hiçbir gelişimi yok. Bunu en baştan söyleyeyim. Karakter gelişimi daha çok okuldaki kişilerde oluyor. Onlarınki de tam da yerinde olmuş. Şimdi animenin çizimlerine gelirsek Aksiyon sahneleri böyle gözleri şenlendirecek cinsten. Hele bizim karakter ultisini attığındaki o efektler gayet iyi. Ama benim anlamadığım bir şey var. Şu karakter kapşonlu haliyle nasıl anlaşılmıyor? Nasıl kimliği ortaya çıkmıyor? Yani bir kapşon bence gizlenmeye yetmez. Ben mangasında bizim karakterin maskesinin olduğunu görmüştüm. Yanlış görmediysem. Belki de animede o mimikler etkileyici olsun diye maske çizmediler ama yani sahnesine göre o maskeyi şeffaf da çizebilirlerdi. Bence. Yani bilmiyorum neden bu topa girişmediler. Sonra animenin tatminlik duygusuna geldiğimizde ya bundan bahsetmeye gerek yok gençler. Gidin izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Başınızı arttık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.